Arkadaşlar merhabalar. Tüm aracı kardeşlerimi sevgiyle selamlıyorum. Arıcılığa yeni başlayan veya arı kovan sayısını artırıp bir arılık haline getirmek isteyen kardeşlerimize arılığın nasıl olması gerektiği hususuyla ilgili bir video çekmek istedim. Arkadaşlar her işin olduğu gibi bu işin de belli kuralları var. Olması gereken kuralları var. Arkadaşlar bu kuralları belli başlarını şöylece sayabiliriz. Arıyı yazın ışığa doğru, kışın karanlığa doğru çevirmeniz gerekir. Çünkü yazın biz ne istiyoruz? İşçi arılarımız en erken saatlerde kovanlardan çıkarak doğadaki çiçeklere, nektara, polene vesaire sonrasında propolise ulaşmasını istiyoruz. Yani ne kadar uzun bir süre doğayla iştigal ederlerse o kadar daha fazla verimimiz artacaktır. Dolayısıyla ışığı en erken saatten itibaren görmesini isteriz. Bu yüzden arılarımızı yazın nispeten ışığa doğru, kışın da nispeten karanlığa doğru çeviriyoruz. Kışın da karanlığa çevirme isteğimizin, arzumuzun sebebi arımızın kışın soğuklarının arasında birdenbire bir sıcak hava olup da o sıcakta uyanıp salkımdan çıkıp gıda ihtiyacı veya dışkılama ihtiyacı hissedip kovanın dışına çıkmasını engellemek. Yani arının uyanmasını engellemek manasında arıyı olabildiğince karanlıkta tutmaya çalışırız. Biz şu anda sezona girmeye başladığımız için, Nisan ayının biri bugün, sezona girmeye başladığımız için arılarımızı sezona yönelik olarak ışığa doğru çeviriyoruz. Bunda da yön olarak tam doğuya değil ama güneyden doğuya doğru, güney-güneydoğu istikametine doğru belli bir açı vererek arılarımızı yönlendirebiliriz. Bizim şu anda güneşin şu anda vurma istikameti benim şu an göğüs hizamda bulunuyor. Arılarımızı bir miktar daha, kovanlarımızı bir miktar daha gördüğünüz gibi güneye doğru çevirdik. Güney-doğu istikameti gibi duruyor. Öncelikle yerleşim yani yön olarak bu şekilde koymanız bal sezonunda yani ürün alacağımız sezonunda en faydalı olan yöndür. Arkadaşlar şu şekilde bir istatistik var. Yani bu istatistiği kontrol edenler gerçekten ısıya bağlı olarak mı buna yetmişler bilemiyorum ama sonuçta böyle bir tespit yapılmış. Doğadaki çiçekler nektar akımını sabahın erken saatlerinden en fazla öğlen saatlerine kadar veriyor. Artık bunun ısılarla mı ilgisi var tespitinin bilemiyoruz. Yani öğlenden sonra ısılar iyice arttığı için bu nektarın miktarı buharlaşmaya bağlı olarak azalıyorsa belki öyle tespit etmiş olabilirler. Ama sonuçta bu şekilde bir istatistik var. Yani arılar en fazla nektarı alabilecekleri zaman dilimi sabah saatlerinden öğlen veya en fazla ikindiye kadar olan aralıkta oluyor. Dolayısıyla biz ne kadar erken ışığa arıyı gösterirsek, dolayısıyla arılar o kadar erken kovandan çıkış yapmaya ve nektar için doğaya dağılmaya başlarlar. Arkadaşlar, amacımız ürünün en fazlasını sezonunda arıdan almak olduğuna göre, arıyı tam ürünün en fazla olduğu dönem ve en fazla olduğu saatlerde çalıştırmaya çalışmamız lazım. Bunu sağlayabilmek için de arıyı ne kadar erken sahaya sürebilirsek, o kadar daha fazla ürün gelecek, sefer sayısı artacaktır haliyle. Dolayısıyla arılarımızı bu şekilde güney güneydoğuya doğru bir istikamette bulundurmamız lazım. Akşam batış saatlerinde de haliyle gerek yağma ile ilgili olarak, gerek su ihtiyacı ile ilgili olarak, gerek içeridekilerin dışkılama ihtiyacı ile ilgili olarak tam karanlığa bırakmadan bir miktar o yüzden çeviriyoruz güneydoğuya doğru. Arkadaşlar bu kovanların arazideki güneşe doğru istikamet olarak yerleşmesiyle alakalı bir konu. İkinci kuralımız, arkadaşlar karayolu kenarlarında özellikle şehirler arası otoban veya şehir içi hız yapılan yolların kenarlarında bulundurmamak lazım. Sonuçta arı arabalara göre hareket etmiyor. Yüklü veya boş bir şekilde belli bir kodda hareket edip geliyor. Gelirken tabii ki yoldan geçiyorsa o esnada araçlar hızlı bir şekilde gelip geçtiği için görmüşsünüzdür. Camlarınızda çok sayıda sinek yapışkan oluyor. Tabi arı ölümleri de oluyor. Arabalara çarparak çok sayıda arı telef olabilir. Arı kaybı vermemek için yol kenarından uzak tutmak lazım. Arkadaşlar ikinci bir husus, arılar iki şekilde yön tayini yaparlar. Bir tanesi güneşe göre
İkincisi birbirleriyle iletişimi de bu dalgasına göre yaparlar. Yani özellikle Aralık'ta zaten telefonla girilmemesi ya da telefonla bulunulmaması sebeplerinden bir tanesi budur. Arıların alıcılarını bozduğu içindir. İkincisi de kokuyla da hareket ederler ama biz bunun daha ziyade dalgalarla ilgili olan kısmıyla ilgileniyoruz. Arkadaşlar, yüksek gerilim hatlarının hemen altında arılık kurulmaması gerekir. Özellikle giden, dışarıya giden arıların gelip kovanlarını bulması manasında bunun da etkili olduğunu söylüyor bazı arıcılarımız veya bilim kaynakları bunu söylüyorlar. Dolayısıyla enerji nakil hatlarının doğrudan altına koymamak lazım. Bir miktar uzak mesafesinde olabilir. Bizim de burada enerji nakil hatları var ama biz yaklaşık bir 50-60 metrelik mesafede koymuş olduk diğer gereklilikleri sağlaması bakımından. Üçüncü bir husus, nehir kenarlarına doğrudan nehir yatağının içine veya kenarlarına, hemen kenarına koymamak lazım. Nehirlerde ani yükselmeler olabilir. Kovanlarınızı dahi alıp götürebilir arkadaşlar. Arılar bir de sert akıntılı, hızlı akıntılı nehir kenarlarında olunca çıkar çıkmaz yeni uçuş talimi yapan o genç arılar konduklarında suyla akıntıya kapılarak da gidebilirler. Bir miktar yukarıda tutabilirsiniz. Su kaynakları yanında olması lazım. Çok güzel, temiz su kaynakları yanında olması lazım. Ama doğrudan o dere yatağının içine getirip veya dere yatağı olmaya namzet kısımlarına getirip koymamak lazım. Bir miktar dışarısına koymak lazım. Arkadaşlar, bir diğer husus, bulunduğunuz bölgenin, yani flora olarak tespit ettiğiniz bölgenin en alt kotunda bulundurmaya çalışın arılarınızı. Tabii ki bataklık bir yeri kastetmiyorum ama yani aşağı kotlarda bir yerde bulunması şu sebeple faydalıdır. Arılar boş olarak yukarı kotlara doğru giderler. Nektar aldıklarında ya da poleni aldıklarında yüklü olarak aşağı doğru daha rahat gelirler. Çünkü sonuçta enerji tüketiyorlar. Kursaklarına aldıkları nektarı eğer enerji fazla tüketirlerse onu yiyorlar, yutuyorlar ve dolayısıyla tüketiyorlar. Ama az enerji tüketirlerse, ne kadar az enerji tüketirlerse kovana gelip kursaklarındaki bu nektarı tekrardan dışarıya teslim etme bakımından daha fazla nektar teslim etmiş olurlar. Bu sebepten arılarımızın bulunduğu lokasyonu, bulunduğu bölgenin en aşağı kotunda bulundurmaya çalışalım. Bir diğer hususumuz arkadaşlar, arıcının kendisiyle de ilgili, arının kendisiyle de ilgili bir konu. O da arıların kademeli olarak koyulması. Yani hafif meyilli bir arazi olması lazım. Düz yere de koyabilirsiniz ama bu durumda kovan şaşırmaları fazla olabilir. Arılarda bu arada kovan şaşırması diye bir olay var arkadaşlar. Eğer kovanların giriş kapılarının önünde çok bariz bir ayırt edici bir şey yoksa arılar kovan şaşırabilirler. Uzak mesafelere gidiyorlar. Geri geldiklerinde kovan şaşırabilirler. Özellikle arka sıralardan kalkan arıların, kademeli olarak koyduysanız, arka sıralardan kalkan arıların geldiklerinde ön sıralardaki kovanlara girme ihtimali var. Gerçi sıkıntı yok. O da gene sizin kovanınıza giriyor ama ve kursağında nektarla geldiği, bacaklarında polenle geldiği vakit içerideki arılar da onu öldürmez, kabul ederler ama boş gelirse orada bir kavga olabilir ve arıyı öldürtebilirsiniz yanlış kovana girdiğinde. Dolayısıyla arıların kovan şaşırmasını aza indirmek için geldiklerinde arka kovanları rahat görebilmeleri için ikinci kademeyi biraz yukarıda, üçüncü kademeyi de ondan biraz yukarıda bulundurmak lazım. Arıcının kendisiyle de ilgili bir konu bu arkadaşlar. Arıcı kovanın arkasından yaklaştığında müdahale etmek üzere çalışırken karşıdan gelen arıların arıcının üstünden geçerek arkadaki kovana rahatça girebilmesini temin etmek maksadıyla. Yani düz bir zeminde olursa arı belli bir kotta yaklaşırken size temas edecektir. Sürekli bir arılarla muhatap halinde olacaksınız. Bu yüzden aslında ben şu an eğim biraz azdır. Biraz daha fazla bir eğimde bulunması daha da iyi olur. Kademeli olarak koyulması bakımından diyorum. Arkadaşlar, bir diğer husus, arılığımızı mutlaka floranın merkezine koymamız lazım arkadaşlar. Yani bir dekar için yaklaşık bir kovan, bir ila iki kovan kadar en fazla söyleniliyor. Yani sizin bulunduğunuz bölgede flora, atıyorum, yaklaşık bir 50 ila 100 dekar kadar bir bölge ise bu 50 ila 100 dekar kadar bölgede en fazla 100 veya 150 kovan bulundurabilirsiniz. Yani gereğinden fazla kovan koyduğunuz zaman da flora yeterli değilse, sezonunda bile dahi olsanız
Ne yapamaz arılar? Yeterli nektardan getirip de bal üretemezler. Yani sizin umduğunuz verimi veremeyebilirler size. Dolayısıyla bulunduğunuz bölgenin nektar yoğunluğuna göre, verimine göre kovan sayısını ona göre belirlemeniz gerekiyor. Çok güzel, çok mükemmel bir flora varsa, meyvelik yerlerdeyse veya florası iyi bir mera alanındaysanız veya güzel bir yayladaysanız, bitki örtüsü çok iyiyse bu durumda kovan sayısını artırabilirsiniz. Bir diğer husus, kovanları belirli aralıklarla da koyabilirsiniz arkadaşlar. Yani küme küme de koyabilirsiniz. Floranın olduğu bölgelere göre küme küme de yerleştirebilirsiniz. Ama biz müdahale kolaylığı bakımından, güvenlik açısından, belli bir yerde bulunması açısından belli bir yerde koymayı tercih ettik. Siz o şekilde de tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Kimi arıcılar tek sıra halinde yapıyorlar, uzun bir tek sıra halinde. Kimi arıcılar alan dar olduğu zaman sıralama şeklinde yapıyorlar, şu arkamda gördüğünüz şekilde. Kimi arıcılar belli bir miktar bir yere küme olarak koyuyorlar. Gidiyorlar bir kilometre kadar ötede bir başka küme koyuyorlar. Arıların yapacağı işleve göre, yani kimi arıyı bala çalıştıracak, kimi arıyı çoğaltacak, bu işlevlere göre arılıkları da bölebiliyorlar. Bu şekilde de yerleştirebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar, bulunduğunuz yerde ağaçların olmasını tercih etmenizi tavsiye ederim. Çünkü ağaçlar nispeten ani esen rüzgarlarda, fırtınalarda bir miktar onu alacaklardır. Tabii ağaçlık bölgelerde arıcılık yapıyorsanız bazı güvenlik tedbirlerine de riayet etmeniz lazım. Özellikle yaktığınız körüklerin söndürülmesiyle ilgili hassas olmanız lazım arkadaşlar. Ve etrafa zarar vermemeniz lazım arkadaşlar. Bu hususlara da dikkat etmenizi tavsiye ederim. Propolis toplanması bakımından da ağaçlık bölgede olmanızı tavsiye ederim. Bir diğer husus da su kaynakları, temiz su kaynakları ile ilgili. Az önce nehir yatağı ile ilgili bahsettim ama şimdi eğer nehir yatağı kenarı yoksa bulunduğunuz bölgede iki ihtimal var. Ya suyu siz temin edeceksiniz ya da arı kendisi bir şekilde su bulacak. O yüzden siz öncelikle arılığı kuracağınız yerde bir keşif yapmanızı tavsiye ediyorum. Yani temiz su kaynaklarının bulunmasını temin edin. Çünkü siz bir işiniz çıkar, acil bir durumda arılığa gelemeyebilirsiniz. Bu durumda arılara su vermediğiniz zaman arıların yazın o aşırı hararet sıcaklarında yavruları soğutması gerekebilir. Kovan içerisinde kendi su ihtiyaçlarını karşılaması gerekir. Bunları karşılayamazsa arkadaşlar kovan terki dahi olabilir. Yani arılar kovanı terk edip daha sulak yerlere kendisi gidebilir. Geldiğinizde arıları yerinde göremiyor olabilirsiniz. Arkadaşlar buraya kadar olan hususlar genel olarak sizlere arılığın lokasyonuyla, konumuyla ve konumlandırılışıyla ilgili bilgileri verdim. Bir de kovanların kendisiyle ilgili, o lokasyonda kovanın koyulmasıyla ilgili hususlar var. Onunla ilgili de yakından ben size şimdi birkaç hususu anlatmak istiyorum. Arkadaşlar kovanların aralıktaki yerleşimiyle ilgili olarak dikkat etmeniz gereken hususlardan bir tanesi, bazı hayvanlar gelir arıları yerler arkadaşlar. Yani özellikle kirpi vesaire, kurbağa, bataklık yerlerdeyseniz bunlar gelirler arılarınızı çekirdek yer gibi yerler arkadaşlar. Arı ölüleri bazen kovanın önüne dökülür. Kovanın önüne dökülen bu arı ölülerini yerler. Ama kovanlarınız eğer şu şekilde yere koyduysanız yer kısmına, gelirler kovan ağzında beklerler. Gelen giren arılarınızı toplar yerler arkadaşlar. Dolayısıyla kovanları bir miktar yerden yukarıya kaldıracağız. Gördüğünüz gibi yaklaşık şöyle bir 25-30 santim kadar yukarıya kaldırdım ben. Yani genelde gittiğiniz yerlerde sabit arıcılık yapacaksınız. Bu şekilde bir yerleşim yapabilirsiniz. Siz altına kasa koyabilirsiniz, lastik koyabilirsiniz. Bu şekilde taş üstünde ahşap koyabilirsiniz ama kovanlarınızı mutlaka yerden bir 25-30 santim falan yukarılara kaldırsanız iyi olacaktır. Bu hayvanın yeme tehlikesine karşı koruma altına almış olursunuz. Arkadaşlar bir diğer husus kovan arası mesafeler. Kovan arasında birbirine çok yakın koyulmayacak şekilde mesafe bırakılması lazım. Yani biz yaklaşık 1-1,5 metre gibi ortalama bir mesafe bırakıyoruz en az. Yani bunun sebebi şu. Gerek arıcı olarak siz bazen kat attığınız zaman katları yan tarafa koyup çalışabilme mesafeniz olsun. Arı içinde kovan karıştırma olabiliyor.
kovan şaşırma olabiliyor. Arının kovanla çalışırken şaşırmaması için belli bir mesafede aralık veriyoruz arılara. Bir de tabii ne kadar geniş alana yayabilirsek arılarımızı o kadar daha iyi olur. Şu şekilde bir kovan aralığı arkadaşlar ortalama bir buçuk metre, bir metre, bir buçuk metre kadar koyabilirsiniz. Tabii alanınız darsa, bu durumda biraz daha yaklaştırabilirsiniz. Yapacak bir şey yok. Yani yerinize de bağlı tabii. Yani ben böyle söylüyorum ama sizin kendi yeriniz müsait midir, değil midir? Ona göre hareket etmeniz lazım arkadaşlar. Kovan bazında yerleşimle alakalı bir diğer konumuz da, önemli konumuz da şu. Yani bu bilgiyi her yerde belki duyamazsınız. Kovanları bir miktar öne eğimli koymanız lazım arkadaşlar. Bakın şu teraziyi onun için getirdim ben, siz görebilirsiniz diye. Gördüğünüz gibi bakın tam düz değil. Bir miktar şöyle 3-5 derecelik bir açıyla öne doğru eğimli koyuyoruz. Tabii bunu hangi kovanlarda yapıyoruz? Tabanı ahşapsa kovanınızın, kapalıysa, sadece bir havalandırma varsa bu tip kovanlarda mutlaka yapmanız lazım bunu arkadaşlar. Sebebi de şu, haliyle arılar da içeride bir solunum faaliyetinde bulunuyor ve dışarıya karbondioksit gazı çıkartıyorlar. Gaz havadan ağır olduğu için aşağı iniyor ve ön tarafa doğru giriş kısmından dışarı çıkması lazım. Aşağıki havalandırmadan da dışarıya çıkabilir. Bir diğer ikinci sebebi de yağmur yağdığı zaman vesaire diğer içeriye herhangi bir şey sıvı olarak akıp girmesin diye arkadaşlar. Ben polen toplamadığım kovanlardan nispeten yaz aylarında, ilkbahar aylarında alt taraftaki kapaklarını çıkartırım. Alt taraftaki çekmecelerini çıkartır, alırım ve şeysiz çalışırım. Alt tarafta çekmecesiz çalışırım. Havalandırmayı bu şekilde sağlarım ki bu gaz aşağıdan çıksın gitsin diye. Ama yine de sizin eğer alt taraf kapalıysa, ahşapsa bu durumda kovanlarınızın hafif bir miktar öne eğimli olarak koyulması faydanıza olacaktır. Arkadaşlar, kovan yerleşimi ile ilgili bir diğer bahsedeceğim bir önemli husus da şu. Arılığın yerleşimi yapılırken özellikle şu kovan sıralarının her birinin önüne imkanınız varsa şöyle set şeklinde bir set çekmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Bu yağmayı azaltacaktır. Yani siz her zaman her dakika sabahtan akşama kadar aralıkta olamayacağınıza göre herhangi bir anda gerçekleşen yağmayı da tespit edemeyebilirsiniz arkadaşlar. Arılığınızı koruma altına alamayabilirsiniz. Bu durumda arılar yağmayla baş başa kalırlar ve yağmalanırlar. Bunu engellemek için daha yerleşimi yaparken önlerine böyle setler koyarsanız yağmayı azaltacaktır arkadaşlar. Bir diğer husus belirtmek istiyorum. Arılığınız size yakın olsun arkadaşlar. Yani çok uzak bir yerde arılık yapıp da acil durumlarda yetişmekte zorluk çekmeyin. Yani az olsun, öz olsun ama size yakın olsun. Eğer gezginciyseniz zaten arılığın içerisindesiniz. Ama sabit arıcıysanız tutup da kendinize çok uzak, istediğiniz her an ulaşamayacağınız bir yerdeyse sıkıntı yaşarsınız arkadaşlar. Yani müdahale edilmesi gereken anlar olabilir. O anlarda acil bir şekilde gelip müdahale etmezseniz ziyana uğrarsınız. Yani örneğin bazen oğul verir. Birisi haber verir, oğul ver diye. Gelip hemen 3-5 dakika içerisinde onu yakalayıp almanız lazım. Veyahut arılar içeride zamanında gelip petek veremezseniz kendileri petek örerler. Boşuna enerji harcamış olurlar. Oğula kaçma ihtimali olabilir. Yani her an gelip müdahale etmeniz gereken şeyler olabilir. Yani hava şartlarından dolayı acilen gelip müdahale etmeniz gereken zamanlar olabilir. Arkadaşlar, bu ve bunun gibi sebeplerle arılığınızı yakın yerde, size kendinize, işinize, evinize yakın yerde, çok uzak olmayan bir yerde kurmanızı tavsiye ederim. Yine son olarak bir hususta çukur yerde olmasını bahsetmiştim size. Yani bu şekilde bir yer her zaman bulamayabilirsiniz ama şöyle kademeli olarak çukur yer bulursanız daha iyi olur. Yukarıdan gelebilecek aşırı fırtına, sert rüzgarları da yarı yarıya azaltmış, engellemiş olursunuz arkadaşlar. Hepinize bereketli, başarılı,
hayırlı bir sezon diliyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olunuz.